Söyleşiler'in Söyleşilerinde konuğumuz şair yazar Oktay Taftalı. Hoş geldiniz. Safa Hoş bulduk Merhaba. Siz 80 kuşağının önemli isimlerinden, şairlerinden birisiniz. Şimdi 80 kuşağı çıkardığı dergiler, kurduğu, kurduğu yayın evleri, evet. yani butik böyle şiire adanmış yayın evleri, şiire adanmış dergilerle ve biraz da benim zihnimde daha çok muhit anlayışı. Evet. O hani muhit ve arkadaşlık mahfil Mahfil dediğiniz evet. gibi anlayışıyla aslında iz bıraktı yani edebi bir iz bıraktı bir tavır olarak iz bıraktı siz nasıl dahil oldunuz bu şiir ortamına bu 80 kuşağı diye bu kuşak yani hakkında da yazdınız siz 80 evet. kuşağı nedir kuşak nedir edebiyatta kuşak meselesi üzerine de yazdınız ama. Ee, hani o tartışmayı bir kenara bırakırsak, 80 kuşağı diye e, e, yani bunu e, şimdilik böyle e, telaffuz edersek... ...nasıl dahil oldunuz bu muhitin e, veya İçin. mahfilin içine? Evet. Şimdi tabii bazı şeyler rastlantı, bazı şeyler kader, bazı şeyler de insanın kendi tercihiyle oluşuyor diyelim. E, 80 kuşağı dediğimizde tabii biz o 80'lerde bir araya gelip de yazmaya başlayan şair arkadaşlar... Kimisi 79'da başlamış, kimisi 82'de başladı, kimisi 80'de neyse. Ee, biz bir kuşağız ve 80'iz diye öyle bir isim koymadık. Sonradan öyle bir şey tanımlandı Tabii, bu. Yani şimdi bu şey gibidir. Hani antik çağda yaşayan insanlar kendilerinin yaşadığı çağın antik çağ olduğunu bilmezler. Yani orta çağda yaşayanlar biz şimdi bir orta çağda yaşıyoruz arkadaşlar dememişlerdir. Sonradan konulur. E, tarih zaten biraz tarih. kurgudur yani Tabii. geriye doğru, doğru yapılan bir kurgudur. Zaman dilimlerine bölmek insanın ömrü sınırlı olduğu için kuş bakışı bütün bir tarihi kapsayamıyoruz. O yüzden zaman dilimlerine bölüyoruz. Türkiye'de de edebiyata baktığınız zaman zaman dilimlerine bölmek bir gelenek haline gelmiş. Her 10 yılda bir gerçi bu 10 yıllar Türkiye'nin sosyo kültürel ve siyasal süreçleriyle de örtüşüyor, kesişiyor. Yani şimdi mesela edebiyatta 80 kuşağı dediğiniz Türkiye'de siyaseten 78 kuşağına çakışır evet. büyük ölçüde. Evet. Ondan sonra. Tabii böyle sosyolojik tarihi süreçler de bunu etkiliyor. Benim dahil olmam işte edebiyat fakültesinde felsefe öğrencisiyiz. Ve ben Osman Konuk benim sınıf arkadaşım. Osman'la birlikte böyle şiire meraklıyız yazıyoruz falan filan. Bir gün Osman... Çorlulu zamanları. Çorlulu'ya gelmeden yani daha bir kısa evet. süre önce. Adnan Özer ve arkadaşları da Yeni Türkiye evini kurmuşlar Calon'da. Ben onları tanımıyorum. Osman Adnan Özer'i tanıyor. Yeni Türkü'de yaşar miraçların yaşar, olduğu Miraç, yer Yaşar Miraç, ben söyleyeyim Suat Vardal, Barış Pirasan, Barış Pirasan böyle bir ekip arkadaşlar. ondan sonra Osman dedi ki bir gün gel dedi gidelim ziyaret edelim hem de Adnan'la tanışalım. Biz Cağaloğlu'nda gittik. Küçük bir yer kiralamışlar onlar Yeni Türkiye. Orada Adnan Özerle tanıştık. O arada yalnız ha bir de tabii Edebiyat Fakültesi'nin sınıf arkadaşımız Cengiz Öndersever öykücü. O da Somut dergisinde e, katiplik yapıyor. Rahmetli Necdet Öktemin yanında katiplik yapıyor ve öyküler yazıyor Somut dergisinde. O da Mehmet Müfit'i tanıyor. Rahmetli Mehmet Müfit'i tanıyor. Bir koldan Osman'la biz Adanlarla tanışırken Bir koldan da Cengiz'le birlikte Mehmet Müfit'le Tuğrul Tanyol'la tanıştım ben Sonra Metin Celal Ankara'daydı Onlar birbirleriyle Ankara'daydı. tanışıyorlar mı? Onlar da birbirleriyle çapraz olarak tanışıyorlar Sonra bir ara Öyle bir şeye geldik ki kim kimi daha önce tanıyor aslında bugün bile kestirmemiz zor. Yani siz neredeyse bu mahfilin kuruculuğunda bulun, kuruluşunda bulunmuş. Kuruluşunda bulundum. Hmm. Metin Celal o zaman Ankara'daydı, Orta Doğu'da okuyordu, ODTÜ'de okuyordu. Sonra bitir orayı yarım bıraktı, İstanbul'a geldi şey e, basın yayın ya da gazetecilik yüksek okulunda neyse. Metin Celal'le Metin Celal, Mehmet Müfit, ben, Tuğrul Tanyol, Adnan Özer, Osman Konuk. Daha sonra bizden bir sınıf aşağıdaydı İhsan Deniz Edebiyat Fakültesi'nde. Bir gün mesela Çorlu'da oturduğumuz zaman şöyle oturuyoruz. İhsan Deniz, Tuğrul Tanyol, Mehmet Müfit, Mehmet Ocak'tan, ben, Osman Konuk, Ebbekir Eroğlu. Böyle bir oturuyoruz. Necat Çavuş. Tamam mı? Yani Yaş kaç hocam? Yaş 20, 23. 22-23. Yaş 22-23 tam çağı çağ, yani yılda 81-82-83 çok sıkıntılı depresif yıllar yani 12 Eylül 84'e kadar adam astılar bu Tabii. memlekette yani böyle bir karanlık siyah beyaz film gibi adeta ve o siyah beyaz filmin bunalımını biz birbirimize tutunarak açtık açıkçası yani o sözünü ettiğim bu şair arkadaşlar... Ankara'dan gelir mesela Akif Kurtuluş İstanbul'a gezmeye gelir. Gelir uğrar Çollu Ali Paşa'ya. Bir saat iki saat yani birlikteyiz tamam mı? İzmir'den birisi gelir uğrar. birbirimizin paçalarına tutunarak adeta o depresif ya da siyah beyaz karanlık günleri aşmaya çalıştık. Şiir bizi tedavi etti açıkçası. Hocam şimdi, dışarı, şimdi saydığınız isimler dışarıdan bakılınca ideolojik işte tercihler falan da çeşitli. Hiç yani Bu mesela yani. orada sorun olmadı. Yani şunun Hiç için öyle. sorun oldu. Sorun olmaması çok normaldi. Hani 80 sonrasındaki evet. e, politik ortam, e, 80 sonrasındaki gerilimli ortam sebebiyle zaten bir kamplaşmadan çıkılmış. Ama siz bu kamplaşmayı aşan bir şey yapıyorsunuz. Bu bir sorun teşkil etmiyor muydu aranızda? Açıkçası ya Dışarıdan siz İ... ne yapıyorsunuz demiyorlar mıydı? Dışarıdan hani... Cılız Hisset, bir, hissetmediniz belki, demek ki hissetmediniz. Cıl, cıl, Cılız bir sesler geliyordu ama Bizim için şiirin baskın olması Yani şiir o kadar baskındı ki hayatımızda Şiir ve bir de dostluk yani Çünkü şiir e, Hani bir Katalizör rolü görüyor belki ama Dostluk biliyorsunuz yani Aristoteles'ten beri dost, En yüksek erdemlerden birisidir Ve dostluklar Zor zamanlarda e, Kendini belli eder Onun için derler yani Yolculukta, seyahatte dostluk, yatılı okulda dostluk, mapushanede dostluk. Yani hayatın zor, gurbette dostluk. Hayatın zor sizi sınadığı anlarda eğer birlikte sınandığınız birkaç insanla dostluk kurabilirseniz o sınavdan başarıyla çıkabilirsiniz. Ve biz şanslıydık diyelim ki Şair olma başka bir ufuk da veriyor tabii yani dostluğun tesisi içerisinde. Sokaktan geçen birisiyle dostluğu olamıyorsunuz. Yani tanıdık çok insanınız var çevrenizde. Ama şairlerle e, dile dökülmemiş bir dostluğu tesis etmenin sezgisel, duygusal ve duysal yanlarını e, başardık. Yani bu mümkün oluyor. Şairlere böyle oldu. Ondan sonra birbirimize şiir okurduk. Şiirlerimizin birbirimizin karşısında eleştirisini birlikte yapardık. Yani şunu böyle yapsak, bunu böyle yapsak, şunu şiir üzerine düşünme diye ben o zaman bir tez atmıştım. Evet. Tabii her gün gidip gelip bir şeyler icat ediyoruz. Dalga da geçtiler o zaman yani. Tuğrul bizim çok dalga geçti. Şiir üzerine düşünme. Bırak teorik baz mı olacaksın bu işte? Ha ben de onu dedim ki tamam ben teorik baz, baz olacağım. Neyse böyle bir esprimiz de oldu. Ama ondan sonra hakikaten şiir teorisinin önemi üzerine durdu. Hani Brecht diyor ya teoriyi bir kenara mı koyalım? Tabii ki bir kenara koymayalım. Kuram, teori olmadan başka bir pratik olabilir mi? Dolayısıyla şiiri yazmak kadar şiir üzerine, şiirin neliği üzerine düşünmek, tartışmak gerektiğini de idrak ettik kuşak olarak. Peki hocam bu şiir üzerine düşünmek ben hatırlıyorum ona dair yazılarınızı da hatırlıyorum. Hatta bir yazınızda e, bu sözü siz e, Gülhane Parkı'nda mı Arkeoloji, Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde. Onun bahçesinde, 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 bahçesinde. söylediğinizi, evet. demek ki orada bir evet. e, yine bir o, evet. oturum, bir toplantı esnasında evet. söylediğinizi belirtiyorsunuz onu da hatırlıyorum. E, şunu merak ediyorum o yıllarda e, şiir üzerine düşünmek için teorik bir birikim oluşmuş muydu Türkiye'de? Yani tamam e, Cön Türk var, evet. eser Gürsonlar var, işte a, 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 Asım Bezirciler, işte evet. Mehmet Fuatlar falan var ama çeviri yeterince yapılmış değil. Böyle kuramsal bir e, şey evet. var mıydı arka plan? Yok kaynak çok sınırlı. Kaynak meselesi. Ka kaynak yok yani metin kaynak olarak Hani dünya literatüründen şiir teorisi üzerine estetik ve etik bağlamda yani şiirin etiği ve estetiği üzerine kaynak böyle bir şey yok. Hani biz felsefe öğrencisiyiz felsefede de temel kaynak yok. Yani hocalarımız akşamları İngilizceden Almanca'dan çevirir, gelir ertesi gün ders anlatırlardı. Yani maalesef böyleydi. Yani bugünün Türkiye'sinde belli başlı yapıtların hemen eserlerin hepsi çevrilmiş vaziyette evet. ve bugün kaynak zor, dolu. Yani bizim öğrencilerimiz için de şanslılar. Fakat Orada bir de tabii şuna mecbur kaldık. Kaynak eksikliği bizim aynı zamanda kendi göbeğimizi kendimizin kesmesini gerektirdi. Yani hem şiirini yaz, hem kendi şiirinin eleştirisini yap. Yaptığın şey gel. üzerine düşün. Yaptığın Nasıl şey yaptığını... üzerine düşün. Yani bizim o zaman yazdığımız diğer arkadaş zikrettiğim da benim birçoğumuz düz yazı da yazdık, eleştiri de yazdık. Tabii. Yani ben bilhassa yazdım ama hiç yazmıyorum diyenler dahi yazdılar. Hem kendi şiirlerini hem çevrelerinin şiirlerini hem bir de şöyle bizim şöyle, hem bir yana ile avantaj bir yanıyla da dezavantaj. Biz şiire başladığımız zaman şu an adını andığımız büyük şairlerin hepsi hayattaydı hemen hemen. Mesela? Yani Dağlarca hayatta, Cemal Süreyya hayatta, Ece Ayhan hayatta, Edip Cansever hayatta, efendime söyleyeyim İlhan Berk hayatta, İlhan tamam. Berk hayatta Metin Eloğlu hayatta yani iyi şairlerin hepsi hayatta. Atilla İlhan hayatta. Şimdi bu şairlerle yolumuz kesişiyor. Yani dergilerde yolumuz kesişiyor veya hakikaten Cağaloğlu'na çıkarız bakarız İlhan Berke rastlarız. O, o zaman durumda oturuyordu. Mesela İstanbul'a ne zaman gelse Cağaloğlu'na oraya Yolda iki sefer İlhan Berk'le karşılaştık biz. Ve ayaküstü konuştuk, bir sefer de oturduk konuştuk mesela. Yani Cağaloğlu'nda karşılaştık. Peki Bilayetin o, önünde o üst kuşak iyi şairler sizin ne yaptığınızı fark ediyorlar mıydı? Ee, şöyle. Dikkatlerini çektiniz mi yani? E, fark ediyorlardı fakat bir arada ortak mahfil oluşturma şansımız yoktu yazmadılar da ama bizim hakkımızda yani genç şah, genç şiir nereye gider nedir Mem Ece Ayhan Ece Ayhan çok dikkatliydi herhalde Ece Ayhan dikkatliydi fakat Ece Ayhan'ın da kendi izleyicisi olan bir ekibi vardı biliyorsunuz yani rahmetlik işte şimdi Mustafa Irgatlar işte İzzet Yasar Bilgün Marmara rahmetli oldular hepsi o o mahfilin dışında kimseyle de ilgilenmezdi şeyde de mesela Dağlarca'yla dağlarca ile Kadıköy'e ne zaman inseniz iskelede orada bir kahve vardı. Arif Damar, Dağlarca, Cemal Süreya o kahvede gündüz tavla oylarlar. Mesela giderdik yanlarına. Dağlarca ile konuşamazdık fazla. Yani Evet. terslerdi bizim mesela. Cemal ben... Süreyya sanki bu hani yazdıklarından ve günlüklerinden hareketle o sanki çok duyarlıymış gibi geliyor. O öyleydi. Yani Her şeyi cemaat... takip ediyormuş gibi geliyor yani. Evet takip ederdi. Hilmi Yavuz Hil belki. Ha, Hilmi Yavuz, Hilmi Hoca Allah ömür versin hala hayatta Hilmi, Hilmi Hoca ile... Her zaman şiiri de konuşurduk. Hilmi Hoca hem takip eder hem de söylerdi yani. Okuduğunu yani sizin şiirinizi okur ve sizin aklınızda size söyler, anlatır. Hilmi Hoca hala yani özel bir yeri vardır o bakımdan. Allah ömür versin. Cemal Süreyya'nın sohbeti muhabbeti tatlıydı fakat didaktik olarak bir şey alamazdınız. Yani sorardım ben nasıl yazma imge nedir yani nasıl yazarsın Ya boşver falan filan orada bir fıkra anlatır bir espri bir şamatayla falan filan geçiştirirdi yani bilirler de mi söylemezlerdi yoksa bilmezler mi Hani bakın Marx'ın bir lafı vardır yapıyorlar ama bilmiyorlar Yine der. Yani, e. Şimdi e, yapar ama tarif edemez. Bizim mesela çok namlı ustalarımız vardır. E, kebapçıdır, e, marangozdur, e, efendime söyleyeyim, sıhhi tesisatçıdır. Nasıl yapıyorsun? Anlat dersin anlatamaz. Evet. Ama yapar. El, el lezzeti falan diye muğlak bir yere atıfta bulunuyor. Evet. Ne olduğu belli değil. değil Elin yani lezzeti. lezzeti. Ne Formule demek? Formüle edemez. Onun gibi yani şimdi e. Ne yazdığını formüle eden şairlerimiz tabii ki hepsi var, birçoğu yani. Ama dediğim gibi mesela hani Cemal Süreyya üzerinde ben teorik olarak ondan pek Edip söylüyorum. Cansever mesela, yani bıraktığı şiire bakıyoruz, geride bıraktığı kuramsal evet. te teorik yazılara bakıyoruz. ya Yok gibi yani teorik yazılar. Yok. Ne yaptığı üzerine muhtemelen çok düşünmüştür ama bunu yazma ihtiyacı hissetmemiş olabilir. Yazma ihtiyacı hissetmedi. Mesela Edip Cansever'in nasıl yazdığını ben Nikolay Hartman'ın bir önerisiyle çözdüm. Çözüm varsa şöyle. Onu sonra yine rahmetli Kemal Özer'le konuşurken Kemal Özer bir gün gözlüklerini indirdi böyle Varlık dergisinde. Sen nereden biliyorsun dedi. Öyle yazar dedi. Dedim valla Nikolay Hartman diyor ki eşyaya baktığınız her açıyı değiştirdiğinizde şeye baktığınız her açıyı değiştirdiğinizde şey size kendisini yeni bir olanakla sunar. Şimdi Edip Cansever'in bardak şiiri vardır. Masa şiiri vardır biliyorsun değil mi? Masaya buradan bakar oradan bakar. Sürekli o objeyi masayı ya da bardağı kılıktan kılığa sokar. Şimdi ben bunu Nikolay Hartman'ın bu önermesini okuduktan sonra bir gün Varlık dergisinde konuşurken e, Kemal Özer'e demişti, yani Kemal Özer demedim de orada oturup sohbet ediyoruz. Kemal abi de tasih yapıyor böyle. Ben de kim vardı işte, yani rahmetkine Mehmet Müfit vardı, ben vardım galiba iki üç kişi konuşurken dedim ki Edip Cansever böyle yapıyor bence dedim. Geçiyor buradan bakıyor. Bir şey söylüyor buradan bakıyor. Bir şey söylüyor. Her baktığı açıda değiştirdiği her açıda o obje ona yeni bir imgeyle geri dönüyor. O ara Kemal abinin hatırlıyorum gözlüklerini böyle indirip sen bunu nereden biliyorsun dedi. Dedim vallahi Nikolay Hartman böyle söyledi. Yani biz 22-23 yaşında çocuğuz. Allah dedi o öyle yazar dedi... ...yani onun yazma tekniklerinden birisidir dedi... ...hani ben Ruhi Bey nasılım mesela... ...yine aynı şekilde yani bir adam alır... ...oraya götürür, buraya götürür... ...giydirir, yatırır, kaldırır, yedirir... ...içirir, tanıştırır, getirir ...gezdirir onu... ...sürekli bir açılarını değiştirerek... ...ona yeni bir olanakla... ...yeni bir imge giydirir... ...ve, çeşitler, ve öyle çeşitlemeye ulaşmış oluyor... Evet, evet ...ve bu bir teknik mesela... ...ama bu tekniği yazmadı mesela Edip Cansever... ...veya... Yani belki satır aralarında bir yerde söylemiş olabilir. Ama ben bakınca bunu böyle gördüğümü varsaydım. O da kendi keşfim değil yani Nikolay Artman'ın önermesinden yola çıkarak Meğerse öyleymiş. Yani. Kurama göre sanat yapılmaz diyorsunuz. Aslında evet. bu, o noktaya gelmiş olduk biraz evet. şu anda. Ee, yani ben şunu çıkartıyorum hem bu dediğinizden hem de bu cümlenizden şiir veya sanat. Ama biz şiirden konuşuyoruz. Evet. Şiir diyelim. Şiir kuramın önündedir. Tabii bunu söyleyebiliriz önce, değil mi? Önce eser, sonra o eserden siz yola çıkarak sizden sonrakiler için bir kuram üretebilirsiniz. Mecbur da değilsiniz ama olmayan bir esere kuramı zaten yazılamaz. Önce yani, eser çıkacak sonra kuram. Yani mesela işte diyelim ki Ezra Pound'un işte şiir hakkındaki yazdıklarını okudum evet. genç bir şa şairim ya da şiir heveslisiyim orada anlatılan bir şey var yani bir şiir tanımı ve şiir yaklaşımı var. Evet. Ben bunu kuramdan hareketle tezgahta şiir dokumaya başlıyorum. Bu, bu olmaz diyoruz. Bu, bu mümkün değil. Yani şu, bu şöyle. Şimdi bakın mesela bir mekanik yetenek gerekir bütün sanatlar için. Yani müzik için bir müzik kulağı gerekir, sesi duymanız gerekir. Resim için işte optik algıyı sinir sisteminizden elinize aktarmanız gerekir falan bu kabiliyetin üzerine ondan sonra onun okuluna gidersiniz. Orada da teorisini öğrenirsiniz. Yani musikiyi işte konservatuarda öğrenirsiniz. Resmi güzel sanatlarda öğrenirsiniz. Ama şiiri edebiyat fakültesinde öğrenirsiniz diye bir şey yok. Yani eğer öyle olsa mesela kuramları öğreniyorsunuz. Yani Türk Dili Edebiyatı bölümünde kuramları öğrenirsiniz. Veya başka işte karşılaştırmalı edebiyat bölümünde ya da filolojilerde falan. Hani Alman romantik edebiyatını, şiirini falan öğrenirsiniz. Ama sizde şiirin gerektirdiği o mekanik yeteği tanımlamak da zor. Yani dilde ifadesini bulan bir dima, bir zihin yetisi mi, bir imgelem yetisi mi? Her insanda var ama şair olan da nasıl ortaya... Orada bir metafizik var. Yani onu tam cevabı bende yok. Tam çözebilmiş değilim. Ama bazıları Kur'an'la da bunu birleştirerek çağlayabilir... Bazılar hiç kuram haber kuramdan haber olmadan çağlayabilir. Kuramı sonradan ona siz e, atfedebilirsiniz veya ondan bir kuram çıkartabilirsiniz. Şiirin böyle bir diğer sanatlardan ayrışan bir alanı var. Yani diğer sanatlarda net görebiliyorsunuz yani yetenek artı çalışma. Şiirde de yetenek artı çalışma ama şiirdeki yeteneğin ne olduğunu tanımlamak Müzikteki yetenek kadar kolay değil yani müzikte de yetenek kulak bitti yani bu net resimde yani baktığınız zaman bir objeyi kaleminizle yansıtabilmeniz net yani anlaşılıyor bu optik sistem üzerinden yani sinir sisteminin optik algısı üzerinden ama şeyde nedir dil çünkü yani edeb şiir dediğiniz zaman hani sadece dil, dil değil ki eğer sadece dil olsa roman var deneme var Öykü var, yani hikaye başka edebiyat türleri var ama şiir onlardan da ayrılıyor, ayırıyor kendisini. Dil olarak ayırıyor, söyleme olarak ayırıyor ve o şiirsel dili nasıl yakalıyoruz? orası Oradaki yeteneğin tanımı nedir? İşte onu bilemiyorum. Siz bunun üzerine yazdınız yani şiir öz ve ifade, işte evet. tin, tinin söze dökülmesi ve ifade bulması evet. gibi genel değiniler. Bazı evet, evet yani bazı evet. tespitlerde bulundunuz. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu yazıları siz felsefe işte felsefe doktorusunuz da. Viyana'da felsefe doktorası da yaptınız. Daha önce İsmail Tunalı ile mi? Yüksek e, lisanslı İsmail Tunalı ile yapmıştınız. Işte, evet, evet. Yani estetik, da, sanat felsefesi evet. üzerine çalışmıştınız. Ondan sonra mı baş? yani teorik donanım, felsefi donanım kazandıkça mı şiirin malzemesi, nesnesi, şairin ya bu işi nasıl yaptığı üzerine yani şairin üretme süreci üzerine düşünmeye başladınız yoksa bu düşünme süreçte düşünme faaliyeti mi sizi felsefeye yöneltti yani oradaki şey nasıl oldu sizdeki Aslında hikaye belki eş zamanlı yani tavukla yumurta alaka ilgisi gibi yani şöyle felsefe okumaya başladığım zamanla birlikte şiir de devreye girdi nasıl olduysa yani ee, onu tam kestiremiyorum ama şiir devreye felsefenin şöyle bir avantajı veya ya da şöyle deyim yerindeyse iflah olmaz bir sıkıntısı var. Bu nedir? Yani hani What is this? Yani felsefe bu soruyu her şeye soruyor. Olur olmaz aklınıza gelip gelmeyecek her şeye soruyor ve cevap aramak için sormuyor felsefe. Sadece orayı irdelemek, kurcalamak, açmak için soruyor. Cevabı bulamazsınız. Yani felsefede noktası korulmuş verilmiş ve bitmiş bir problem söz konusu değil. Felsefe yolda olmaktır. Yolda olmaktır. Evet bizim İhsan Hoca'nın deyimiyle ya da yani işte Heidegger'de de var benzer ifadeler. Ee, dolayısıyla şiirle uğraşırken yahu şiir nedir? Bu nedir? Dedik yani Ben, ben benim bu yaptığım ben nedir? Ben ne yapıyorum? Evet. evet ben ne yapıyorum yani ve niçin yapıyorum? Beklentim ne? Yani şimdi onları Bakın erken yaşta hemen onlar mesela yine felsefe sayesinde keşfettik ve mesela ben onlar o zaman da yazdım. Şiir bir ikbal kapısı değildir. Şiir şan, şöhret, para, pul bilmem ne. Yani sanatın başka alanlarında belki bunlar hedeflenebilir ama şiir bir güç ve iktidar aracı değildir. Bunlar hep o zaman çözmüştük. Şiir nedir? Şiir deyim yerindeyse kendiniz için, nefsiniz için ya da işte niyet ya da Allah rızası için böyle adık yani madde üzerinden tanımlanabilir bir şey için yapılan bir faaliyet değil. Yani biraz fizik ötesi bir anlam yüklüyorsunuz. Yeriyle fizik ötesi. Yani çünkü bu hem bir tutku hem bir istek ama bunun karşılığında yani bir şey koyamıyorsunuz. Efendim ben bunu şunun için yaptım. Yani diyen vardır. Ben şiiri efendim kitlelere bir mesaj vereyim. İşte insanları aydınlat hay insanları aydınlatmak için söz var. Buyurun yazın. Anlatın, konuşun, söyleyin. Yani başka şeyler. Hani şiirle kitleyi aydınlatmak, şiirle insana bir şey taşımak, şiirle şiirle ahlakı toparlamak, ahlaki mesaj vermek falan. Bunlar hep ikinci planda kalıyor. Yani o bu söylediğim şeyleri küçümsediğimden değil. Bunların yöntemleri başka. Felsefe yapın, ahlak yapacaksanız. Yani etik diye felsefenin beş ana dalından bir devasa alan var. Yani felsefe yaparsınız. Ahlak, res siyaset. Siyaset felsefesi yaparsınız. Hani siyasete ilişkin bir şey söylemek, bir şeyleri düzeltmek, bir şeyleri yola koymak, sorgulamak için siyaset felsefesi yaparsınız. Efendime söyleyeyim. Şiirin bunların ötesinde bir anlamı var ve Kaldı ki hocam şimdi e, siyaset mesela şiir ve siyaset, şiir ve ahlak ilişkisinde şiirin illaki bir bildiriyi böyle kaba saba hiç e, somut bir şekilde söylemesine hiç gerek yok. Benim aklıma şimdi şey geldi. Bu Tarkovsky'nin yaptığı filmleri halk için yaptığını söylemesi geldi. Ya, halk anlamıyor falan o filmleri. Ama o diyor ki hayır ben halkım için elimden gelen en iyisini <laughs> evet. sanatın e, e, yani elimden gelen sinema sanatının evet. en üst düzeyini örneğin ortaya koymak zorundayım. Benim e, vazifem bu diyor sinema sanatına karşı ve evet. halka karşı. Şimdi burada aslında somut, kaba saba bir mesaj yok ama seviyeyi yükseltmeye dair tabii bir şey ki. var. Yani şair de dile yaptığı katkıyla, edebiyata yaptığı katkıyla aslında halkçı bir şey yapıyor değil mi? E, tabii ki. Yani şimdi şunu bir net anlamamız lazım. Bir toplumun yükselişi orada bilimin, sanatın, fikriyatın yükselişiyle alakalı. Evet. Yani teknoloji falan filan bunun göstergesi değil. Teknoloji bugün parayla marayla satın alıp bir yerlerden koyuyorsunuz. Sizin geleneğini gelenek oluşturmuş oluşturabilecek kapasitede veya mevcut geleneğinize eklemenecek şekilde fikriyatınızın, edebiyatınızın, sanatınızın ve biliminizin olması o toplumu yükseltir ve siz bunu yaparken halk anlar anlamaz falanca anlayacak bunu, bunu bunun için yapmıyorsunuz. Siz Toplumunuzun ve tarihinizin gereğini yerine getirmek için yapıyorsunuz. Tarkovski'nin lafını bu şekilde değerlendirmek lazım. Olur. Yani hani bugün Ruslar dediğinize Ruslar bir kültür toplumudur. Rusya bir kültür toplumudur. Bir kültür yani ...musikisiyle, romanıyla, edebiyatıyla vesairesiyle. Ama sokakta gezen herkes o edebiyattan, sanattan payını alır mı almaz mı? Ayrı bir ayrı bir hikaye. Ama sizin sanatkar olarak göreviniz. Toplumunuzun tarihsel e, konumu, duruşu içerisinde olabildiğince yüksek bir tin haresi oluşturmak, ona katkıda bulunmak. Bir damla, damlalar damlalar sonra havuz doluyor. Yani siz bir damla, ben bir damla, öbürsü bir damla. Bir süre sonra taşmaya başlıyor. Türk edebiyatı diyorsunuz, Türk şiiri diyorsunuz, Türk sineması diyorsunuz. <laughs> Şimdi başlatanlara da koyup gidenlere de Allah razı olsun. Yani hepsinin e, emeği var. Türk sinema, Türk romanı dediğiniz zaman böyle bir şey var artık. Yani <laughs> tartışılı bir zamanlar şey tartışıldı. işte bir Türk felsefesi var Var tabii ki yani bugün ilk başlarında yoktu ama bir gün oluşuyor. Dil de buna müsait kuruluyor yapılıyor. Emek vermiş bir yeni insan var sayabilirsiniz metinler var ortada. Neticede e, efendim bunlar işte kim için yapıldı? Halk için mi? Hayır bu milletin işte tarihi toplumsal insanlık ailesi içerisinde bu toplumun ağırlığı için yapıldı. Değil mi ki Türkçe yapıldı? Değil mi ki Türkçe yapıldı? Yani insanlık dairesi içerisinde efendim Türk edebiyatı, Türk şiiri denildiği zaman, Türk sineması denildiği zaman, Türk tiyatrosu denildiği zaman tamam mı? E bir yeriniz varsa bu budur. Yani bunun için yapılır. Yaptığınız şeyi de bunun için yaparsınız. Tabii siz uzun süre Avrupa'da yaşadınız bu felsefe eğitimi sırasında hem orada çalıştınız. Ee, Avusturya'da, Almanya'da evet. bulundunuz mu bilmiyorum müteahhitte falan al, al. gittim geldim. Yani yani. Orada şeyi takip ettiniz tabii ki. Güncel şiiri de falan da takip ediyorsunuz. Evet. Ee, mukayese ediyordunuz muhtemelen Türk şiiriyle Tabii Avrupa ki. şiiri. Tabii ki. Nasıldı durum siz oradayken? Şimdi benim nasıl orada bir tezim var. Bunu yazdım da tabii. Gerek bizde gerek oradaki dostlar tabii tartışmalı da buldular ama benim şöyle bir iddiam var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da, da yani hani büyük Fransız edebiyatı, bilmem Alman edebiyatı, şu, lirik şiir bitmiştir benim tezim bu hani Adorno'nun lafı var ya işte Auschwitz'ten sonra, sonra şiir, şiir yazılamaz tam. onu Adorno öyle söylüyor bugün şiir yazılıyor Avrupa'da yazılmaz değil ama şiirin zirvesini oluşturan lirik ki bu da bu tanım da yine yani onlara ait bir tanım yani şi lirik şiir batı, batılı bir tanım ee, bence bitmiştir İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana batı şiiri işte deneysel, didaktik, efendime söyleyeyim böyle performansa dayalı falan filan birçok şey bulabilirsiniz ama e, yani şimdi Batı'da diyelim ki bir Bedri Rahmi şiirinin karşılığını 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Batı'da ona benzer bir şiir yazılmış olduğunu zannetmiyorum. Yok yani bir örnek yok. Veyahut da işte bizim hani, hani demin zikrettik Atilla İlhan'ın herhangi bir şiirin muadilini Batı'da bulamazsınız. Yani bence Cahit olduğunu bir şiirini Batı'da bulamazsınız. Dünya Savaşı'ndan sonrasını kastediyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasını kastediyorum. Ve biz lirik şair olarak hani diyelim ki işte efendim Aragon, Eluard, Rilke. Rilke falan hepsi İkinci Dünya Savaşı öncesinin şairleri. Yani şairliklerini İkinci Dünya Savaşı öncesinde tescil etmiş ve büyük eser tırnak içerisinde hani büyük diyoruz sıfatıyla tanımladığımız eserlerin o zaman vermiş şairlerin eserlerinden söz ediyoruz. Evet, yani. Hala da mesela tercüme şiire baktığımız zaman bizi heyecanlandıran şairler büyük oranda dediğiniz gibi aslında. Bunlar? Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, hatırlayamadım şu anda. yani. Bulamazsınız. Evet. Bulamazsınız. Yani çevrilmiş ve çok bizi heyecanlandırdı. Bulamazsınız. O döneme ait Oldu. Bulamazsınız. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1949 doğumlu lirik bir Alman şairi 1952 doğumlu lirik bir efendime söyleyeyim Fransız şair. Romancı çok ama. Çok önemli. Romancı çok. yetişti. Hala da yetişiyor. E tabii ki. Şimdi bu ikisini e... nasıl mukayese edersiniz? Roman ve şiirin bir toplum için tuttuğu yer, edebiyat için tuttuğu yer ve anlam. Şimdi roman tabii hem sosyolojik hem tarihi olarak çok net bir sanat. Yani ortaya çıkışı Batı'da işte hümanizm dönemleri, matbuat tekniğinin gelişmesi, kağıt teknolojisinin yaygınlaşması ...hümanizmanınla birlikte başlayan okuma kanonları. Yani işte Cervantes e, Rom ilk romancı olarak addedilir biliyorsunuz. Cervantes sadece ilk romancı değil. Hümanizma akımının mensuplarından hatta kurucu unsurlarından bir, birisidir. Yani Didier Erasmus, işte Dante Alighieri, e, Shakespeare. Bunlar hem ilk e, kilise dışı ya da şöyle e, kutsal metnin vahiyin anlattığı hikayatın dışında ölümlü insanı konu edinen metinleri yazan yazarlar. Bu nedenle de hümanizmanın kurucuları bunlar. <laughs> Hümanizma biliyorsunuz tanrı merkezli evren anlayışının yerine insanın oturtulması, insan merkezli anı. İnsanı ne nasıl oturttur oturturdular? Metinlerle. Çünkü o güne kadar bin yıl boyunca, orta çağlar boyunca Avrupa'da yazılan metinlerin ne metin varsa hepsi kutsal metnin çoğaltılması türevler oradaki hikayat. Yani kıssayı onların kıssayı enbiyası ya da işte bir o hikayat yani kilisenin macerasını anlatan metin. Hajiografi dedikleri mesela. Evet. evet. Ta ki ölümlü sıradan insanın hikayatı işte yani Don Quixote o anlamda da bir simgedir. Ölümlü sıradan bir insanın işte macerası, çelişkileri, çelişkileri hezayanları, değerler arasında geçirdiği sıkıntılar bunalımlar vesaire tamam. Mı? Şimdi bu bir ilk. Yani bu mesela işte bilmem Hazreti Nuh'un hikayesi değil. Hazreti Eyyub'un hikayesi değil. Yani onlar yok diyorlar işte Noah diyorlar biliyorsunuz. Onun hikayesi değil. Bu işte Şanzo Panza Panza'yla Don Quixote iki tane ölümlü sıradan insanın hikayesi. Bu bir <laughs> bütün tarihte bir değişik bir basamağın yani hümanizma denen basamağın başlangıcı ve burada ortaya çıkan kanonlar okuma istikametleri öyle söyleyelim. Ee, yeni bir dünyanın Avrupa merkezli dünyadan söz edelim doğmasına yol açıyor. Şimdi e, tabii burada birçok şey var ekonomik yaşantı birlikteliği olarak kapitalizmin ortaya çıkışı akabinde hümanizmin akabindedir. Işte yani e, aydınlanma çağının başlaması, endüstri devrimi, sermaye birikiminin ortaya çıkışı, burjuvazinin yükselen sınıf olarak aristokrasiyi tasfiye etmesi, 1680'lerle başlayan İngiliz burjuva devrimi, 1789 Fransız devrimi, 1848 Prusya devrimi burjuva devrimler zinciri Avrupa'nın o 300 yılı, 250 300 yılı iktisadi, sosyal, hukuki, tarihi aklınıza gelebilecek bütün çalkantıların gerçekleştiği ve tabii o çalkantılar dolayısıyla da yüksek ya da yoğun miktarlı ürünün ortaya çıktığı edebi ürün, teknolojik, bilimsel vesaire bir zaman dilimi. Şimdi roman burada bütün bunların sanattaki ifadesi ve yansısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani hangi işte Fransız romanda neyi alırsanız diyelim ki Balzac alın, diyelim ki Victor Hugo'yu alın. Karşınıza çıkan toplum, etik, hukuk, siyaset, efendime söyleyeyim birey, birey toplum ilişkisi aklınıza gelebilecek bütün o 100 yıllık, 200 yıllık hareketliliğin kaynamanın Hülasasını o orada görürsünüz. Yani Victor Hugo'da görürsünüz. Orada ya, o, o bir simetrik evren oluşturuyor sanki Evet. O oradakini yansıttığı bir evren oluşturuyor. Tabii. Tıpkı çok güzel kurduğunuz şeyi, mukayeseyi ya da mantığı. Tıpkı bugün bize bir sanal, dijital dünya sunulması gibi. Şimdi ayaklarımızın bastığı şu toprakta reel gerçek bir dünyamız var bizim. Evet. Şurada birbirimizi görüyoruz, konuşuyoruz. Şimdi hele bu salgınla falan filan bizi birdenbire başka bir aleme taşıdılar. Bir ekranın ötesine taşıdılar. Roman o zamanın bir medyumu olarak. Bugünkü medyum işte bu dijital imkanlar. O zamanın medyumu da roman. E, paralel bir dünya kurdu ve orada yansıttı. Sadece roman değil tabii yazı, alfabe, baskı tekniği bu medyum e, mevcut sosyolojik maddi yapıya paralel bir yapı kurdu, bir dünya kurdu. Şimdi günümüzde de hani baskı tekniğinin yerine dijital ortam aldı. Biz de ona paralel bir dünya kurulmakla karşı karşıyayız. Bakalım neticesi ne olacak? O ayrı bir tartışma konusu. Şimdi romanın böyle bir paralel dünya kurma ve o dünyayı size tekrar yaşatma ve yansıtma ve gelecek kuşaklara taşıma özelliği var. Ve bunun üzerinden tabii tarih okuması yapabiliyorsunuz hermanoitikle birlikte. Bunun üzerinden siyaset okuması yapabiliyorsunuz. Yani romanı ele aldığınız zaman bir ha biz de şimdi mesela Kemal Tahir yani Türk sosyolojisi dediğiniz zaman Kemal Tahir böyle bir başlıktır Türk sosyolojisinde. Niye? Çünkü Kemal Tahir romanı Taşra'yı anlatır, Osmanlı'yı anlatır, Anadolu'daki iktisadi yaşama, yaşantı birlikteliğini anlatır etik süreçleri anlatır aileyi anlatır aile içi çelişkiyi anlatır hukuku anlatır değerler tartışmalarının ortasındaki insanı anlatır değerler çelişkisinin ortasındaki insanı anlatır taşradan göçü anlatır istiklal harbi dönemini anlatır İstanbul'u anlatır mübadeleyi anlatır birçok şeyi anlatır İstanbul'un işgalini anlatır bütün bunların hepsi sanatkarın kendi subjektif gözüyle olsa bile o dönemin gazete gazete e, sütunları kadar hakikidir bana sorarsanız ve siz bugün çeşitli yorumlama yöntemleriyle tartışmalarla çeşitli sosyolojik psikososyolojik metotlarla o metinleri analiz ederek kendi tarihi gerçekliğiniz ya da o dönemin tarihi gerçekliği ya da ülkenizin içtima yani sosyal hayatı bakımından e, sonuçlara varabilirsiniz veriler elde edebilirsiniz ona bakarak geleceğinizi tanzim edebilirsiniz yani romanın böyle bir işlevi var tarih, sosyoloji, hukuk, siyaset, etik gibi birçok alanı size kalıcı olarak sunuyor ve oradan yol alabilmenizi mümkün kılıyor. Yani belli bazı tarihsel şartların, toplumsal Tabii. şartların ürünü. Tabii. Şiir hocam, şiirin yani şiirin başlangıcını yani bugünkü <laughs> artık birikiminizle bugün baktığınız zaman nereye götürüyorsunuz? Şiir nerede başlamıştır sizce? Şiirin başlangıcı sosyologist estetik açısından söyle yani ben o yandayım o taraftayım. Şiir mitoslarla birlikte başlamıştır. Yani mitoslar nedir derseniz mitoslar bu dünyayı anlama ve anlamlandırma çabasıdır arkaik insanın. Arkaik insan bu dünyada henüz doğadan sıyrılıp çıkmadan, doğanın içinde yaşadığı çağlarda doğaya ait her bir kuvveti bir tabiat üstü güçle ilişkilendirmiş. İyi ruhlar, kötü ruhlar işte yeraltı tanrısı, gök tengri, yer üstünde ormanın, avın, bereketin, efendime söyleyeyim, ölümün, doğumun, düğünün, seyranın her bir şeyin bir tabiat üstü kuvvetle ilişkilendirildiği çağlarda yani büyü var hala. Büyü. Dünya henüz bir Dünya afsunlu, henüz afsunlu ve büyülü bir yer. afsunlu ve büyülü bir yer olduğu çağlarda bu tabiat üstü kuvvetlere onların diliyle hitap etmek. Onların diliyle e, iliş, iletişime geçmek. Bizim Allah rahmet eylesin yakın zamanda kaybettik dostumuz İrfan Çiftçi'nin bir deyimidir. Derdi ki kutsal metinlerin bir basamak altındadır şiir derdi. İrfan'ın lafıdır bu. Ee, öyledir. Yani kutsal metinler bugün elimizdeki kutsal metinler nedir? Çeşitli inanç sistemlerinin, dinlerin, işte bizim kendi dinimizin vesaire birer kutsal metnimiz var. Şiir hemen bunların bir basamak altında. Yani e, insanoğlunun ilk edebi aslında şeyi mi oluyor bu ilk sözü? Sözü faaliyeti Sizce. sözü şiirdir. İ, i̇lginç bir şey rastladım hocam şimdi siz bunu söyleyince onu hatırladım. Ee, şimdi biliyorsunuz işte Hazreti Ali'nin de şiirleri var. Ee, oradan da gelen bir gelenek var divanı evet. falan. Ona sormuşlar ilk şiiri kim yazdı diye. Diyor ki Habil diyor. Kabil tarafından öldürüldünce diyor Adem babamız yazdı diyor. Doğru <laughs> Yani Doğrudur. Bu söylediğinizde ilk örneğin, yakarış. Hani istersek, istersek yaratılışçı bir e, teoriye bağlı olalım, İstersek sosyolojik bir, bir teoriye bağlı, bağlı olalım. Tabii. Sonuçta e, ilk yakarış. Evet. Ne, neredeyse böyle ilk insanın acısına kadar götürüyoruz işi veya Tabii duyuşuna ki. kadar götürüyoruz. Tabii. Ki. O yüzden e, Roman'la herhalde en temel farklarından bir tanesi tabii bu. Tabii ki romanın şurada yani 300. Yıldır, şarkı. tabii şeysi yani romanın roman sanatı 300 yıl. Şöyle sözel anlatı tabii ki çok eski çağlardan beri var. Yani roman değil ama o yani hani destanlar, manzum söylemler. Ama o da şiire içkin değil o mi? Da o da şiire içkin. Yani onu roman dairesine koyamazsınız. Bir şeyi hikaye etmek, manzum biçimde hikaye etmek romandan çok yine şiirdir. Yani destan dediğimiz bir şiir türüdür hala yani bugün içinde. Yani. Hani biz de işte Köroğlu destanı ya da işte Anadolu'nun değişik yerlerinde söylenen çeşitli efendim mesela maniler anlatılar, söylenceler her köy kahvesinde yani yakın zamana kadar her köy kahvesinde işte uzun kış gecelerinde yapılan sohbetlerde vesaire söz edilen kimisi folklorik unsur olarak türkü sözlerine, uzun havalara veyahut da çeşitli değişlere yansımış olan metinler hepsi bir şeyi hikaye eder. Yani Anadolu özelinde savaşlar, göçler, muhacirlik denen bir yazgı, yani işte Yemen'e gidenin dönmemesi, bilmem Girit'e gidenin dönmemesi, bilmem 93 Harbi'nin, bilmem, yani yakın zamandan evet, söz ediyorum. Doğru. Bütün bunların hepsi bir yakarışla, bir türkü sözüyle, bir ağıtla dile getirilmiştir. Ve bir şeyi hikaye ederler. Buradaki hikaye tabii işte romanla alakası olmayan bir hikayedir. Buradaki hikaye doğrudan şiirin, işte söz ya da konulu şiir. Şimdi batı terimiyle naratif şiir falan diyorlar. Yani konulu şiirin hikayesidir. Hı hı. Yani Yemen türküsünün anlattığı şey konulu şiirdir. Tamam mı? Ya da ne bileyim işte hani bizim bir uzuna kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün. Gel kardeş barışalım ayrılık oldu bugün. Anadolu'nun çilesidir yani burada anlatılan. Hani Merhum Bedir Rahmi'nin dediği gibi ne zaman bir halk türküsü duysam şairliğimden utanırım der ya. Yani Bedir Rahmi bunu tabii manzum bir şiirinde söylüyor. Şimdi şiiri tam olarak ezber ezberimde değil de, yani ne zaman bir halk türküsü duysam kendi şairliğimden de utanırım. Yani öyledir. Hocam şimdi siz şeye atıfta bulundukça işte halk türkülerine işte Köroğlu'na, Bedir Rahmi'ye atıfta bulundukça benim aklıma şey geliyor. 80 kuşağı e, imgeci kapalı şiir yazmakla He. da biraz Suçlandı mı diyeyim, eleştirendi mi? Değil, hayır biz onu ben savunduk, ben savundum ama yanlış an, anlatamadık ya derdimizi. Bunu bir konuşsak yani. E, evet. Tabii ki konuşalım. Çünkü yani siz Şimdi, e, türkülere e, geleneğe atıfta bulundukça aslında bu eleştiri biraz havada kalıyor. E, tam tersi işte ya or, oradaki e, hassas formülü uzun uzun anlatmaya çalıştı. şey Yani biz bir kere divandan beslenmeyi çok önemsedik. Halk... ...edebiyatından beslenmeye çok önemsedik her ikisinden de. Fakat onların birer taklidini yazmamaya çalıştık. Yani çünkü aslı varken siz yani zaten yapamazsınız hani taklidi. Şimdi e, Emrah'ın bir mısrasını bir dörtlüğünü alıp... ...Karacaoğlan'ın bir dörtlüğünü alıp aynısını ben yazayım bu olmaz. Bunu dene, yazmaya çalışan bu şekilde çalışan arkadaşlar oldu mesela. Ve benim eleştirim onaydı. Yani... Bunun aslını zaten Karaca olan yazmış. Bunun aslını Bayburtlu zihni söylemiş. Bunun aslını efendime söyleyeyim işte hali hazırda hayattaydılar o zaman. Yani mesela işte Şeref Taşlıova, işte Murat Çobanoğlu zaten söylüyor. Tamam mı? Sen bunun şehirli versiyonunu yazma. Sen buradan beslen. Sen bunun şair versiyonunu. Yani bunlar ozan. Sen ozanı alıp ikinci ozan olarak taklit etme. Sen bunu şairin yazdığı şekliyle taklit et. Aynı şey divan için de söyleyebiliriz. Yani bizde divan modellemeler yapan arkadaşlarımız da oldu. Yani hala hala da. Değil ki yani e, e, Galip Dede yazmış yani. Şimdi şimdi ben Galip Dede'yi taklit ederim olmaz ki. Yani o ama ondan beslenmek zorundasın. Sen kendin olarak hem oradan hem oradan beslendiğinde senin ortaya koyacağın metin şiir bu zenginliklerin üzerinde kapanabilir yani şöyle bunların hepsini içerebilir ve içerdiği zaman da ağır bir metin ortaya çıkacaktır şöyle kelime hazinesi olarak veya söylem olarak değil manada derinlik derinlik olarak Bakın Necip Fazıl'ın önemli bir tezi var. Der ki şiir sırrîlik ve remziliktir. Remz ve sır bu olmazsa şiir olmaz. O zaman oturun roman yazın, elinizi tutan yok yani hikaye yazın, anlatın tamam. Ama şiir remzî ve sırrî olmak zorundadır. Bu ne yani Türk edebiyatında belki Necip Fazıl'ın şiir kuramına getirdiği en bence temel e, hipotezlerden birisidir. Şimdi ben oturayım da sır yazayım diye sır yazamazsınız. Remz yazayım diye remz yazamazsınız. Şi, şiirin tabiatına kaynaklanıyor. Tabii. Şi, yüklü şiirin arkası tarih yüklü, arkası coğrafya yüklü, arkası işte halk edebiyatı yüklü, arkası divan edebiyatı yüklü, sosyoloji yüklü. Şiirin varacağı yer sır ve remz olmak zorundadır. Başka türlü olmaz. Yok bunu o zaman şey olarak anladılar. Efendim siz şiir kapansın kendini muamma haline getirsin. Halk anlamasın. Fildişi kule. Ya fil kulesi. Apolitiklik. Bize. Apolitiklik. Oysa apolitik olması mümkün değildir şiirin. Ama siz şiiri bir e, siyasi bildiri, siyasi tebliğ metni olarak sunduğunuz zaman o zaman siyasi metin yazın. Yani siyasi tebliğ yazın. Siz iş o ki... Cemal Süreyya'nın e, çok e, dahiyane bir şeysi vardır. Yani içinde en güzel aşk, aşk en güzel aşk şiiri içinde aşk kelimesi geçmeden yazılabilendir. Yani siz en güçlü siyasi mesajı verebilirsiniz. Siyasi tek bir kelime kullanmayacaksınız. Siyasi tek bir slogan kullanmayacaksınız. Bana bir siyasi şiir yazacaksınız. Bunu yapabiliyor musunuz? İşte o şiir işte orada rems ve sırrilik ve remzilik orada ortaya çıkıyor. Eğer bunu yapamıyorsanız zaten şiiri de bırakın. Yani ben içinde 10 kere aşk geçen bir aşk şiirini ne yapayım? Yani içinde sürekli ölüm geçen bir ölüm şiirini ne yapayım? şey e, Sanki parodiye dönüş, dönüşmüyor mu? E, tabii olacak. ki parodi, parodi gibi de. oluyor yani. yani sanki. Bu iş bu kadar kolay olmamalı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, bakın diğer sanatlarla mukayese ettiğinizde bir müzisyen sadece bestekarını söylemiyorum. Sadece bir icra sanatçısı bir musiki şinas günde 8 saat enstrümanını çalmak zorundadır. Bir keman sanatçısı. Zordur bu iş. Meşak ve hayatına adamak zorundadır. Bir de bestekarlık yanı varsa bu işin o daha da bir katlamalı gider. Şimdi e, gecede 40 dize yazdım diye gelen şair arkadaşımız oluyordu. Ya bir gecede 40 mısra yazıp da ertesi gün olmaz. Yani sarı defterlerini böyle cilt cilt doldurup da gelen bunları yayınlayacağım inşallah bir gün diyen arkadaşlarımız oldu. O zaman yani ben onu ona sor, sorardık tartışırdık. Bu kadar kolay mıdır bu o yüzden, iş? E, O yüzden demek ki siz e, yani daha e, az yazdınız veya az yayınladınız. Az yazdınız evet. değil mi? Az yayınladınız. Az yayınladık çünkü e, seçici olmak istediniz. Kendinizce çıtayı bir yere koyduysanız bir sonraki şiiriniz o çıtanın altına düşmemeli. Yani biz mesela kendimizden önceki şairlerde onu da görüyorduk. Artık bakıyorduk mesela yani şimdi Türk şiirinin büyük sana büyük ustasıdır yani işte Oktay Rıfat ya da Melih Cevdet. Ama mesela bazı şiirleri son yaşlarında bakardık. Melih Cevdet de, de Turgut Uyar'da da ustalıkla yazıyor. Biz onu ayrımsardık. Artık. Efendimiz Ar acemilik diyordu ama. Bize, şey. E, ust, e, şimdi şiir nasıl yazılır artık? Usta yani buradaki bir tinsel, ruhsal dert olayı dolayısıyla ortaya çıkmış ifade değil artık. Bu bir ekspresyon değil. Bu bir kurgu. Ustasınız. Dile hakimsiniz. Bir şiir nasıl çatılır? Bunu artık yıllar içerisinde biliyorsunuz. Bir imge nasıl kurulur? Bunu biliyorsunuz. Ve siz şiiri kuruyorsunuz, yapıyorsunuz şiiri. Bu işte olmuyor o zaman. Yani şöyle, yine iyi şiir çıkartabilirsiniz ortaya ama bazı okurun ya da bazı şairin gözünden bu kaçmaz. Yani biz onu görüyorduk mesela şimdi Meriç Cevdet artık ustalığının şiirini yazmaktadır. Yani e, ki mesela e, Atilla İlhan'ın son şiirlerinden bir tanesidir. Kendisi de söylemişti hatta bir, böyle bir televizyon programında. E, Kimi sevsem sensin diye bir şiir vardı. Son şiirlerinden bir tanesi. Kimi sevsem sen. şiirini okumuştu. Okuduktan sonra da şöyle demişti. E işte bu da artık bu yaşlarda böyle yazılan bir şiir. Hmm. Yani bu, onu Yani bunu ben benzer bu meyanda bir şey söylemişti yani bu, bu yaşlarda böyle yazıyorsunuz yani artık e, bugün de bir şiir yazayım dediğiniz zaman yazıyorsunuz ama o bizim istediğimiz şiir 20'li yaşlarda böyle olmaması lazım. Hocam e, son dakikalara giriyor Biz, evet. soru sormak istiyordum size aslında ama şu anda o sorunun e, cevabını kısmen aldım yine de sorayım ben o soruyu. Şimdi bazı yazılımlar var, böyle aplikasyonlar, yazılımlar, programlar falan var. Şiir, hatta robotlar yapıldı, şiir tabii. yazıyorlar. Yapay zeka yazıyor. Yapay zeka, şiir tabii, yazıyor. Tabii, bir siteye tabii. denk gelmiştim tabii. ben. Ee, iki tane şiir yan yana koyuyor. A, e, altına da meşhur işte Emily kılsın öbürüne başka bir isim koymuş. Tabii. E, robotun ismini koymuş tabii. ve yapay zekanın. Ayırt etmekte e, zorlanmanıza yol açıyor. Tabii. E, yapay zekanın ürettiği, ortaya koyduğu, Şiir diyelim tırnak içinde. Evet. Onu şiir saymamızı engelleyen nedir tam olarak? Bu e, çok, çok zor zor bir yok, soru benim açımdan. Yok aslında zor değil, değil aslında mi? zor gibi görünür yani zor gibi görünen aslında böyle yani yapay zeka'nın kendisi kadar ipini çektiğiniz zaman çözülecek nedir, bir şey. Nedir? Nedir? Hemen şey şöyle mi? örnekleyeyim. Mesela fotoğraf sanatı değil mi? E, elimizde bir elektronik cihaz var. Önce mekanikti şimdi dijital neyse. Fotoğraf çekiyoruz. Ee, niye her çekilen fotoğraf fotoğraf olmuyor da? ...bazılarının çektiği, bazı fotoğraf sanatçısı dediğimiz birilerinin çektiği fotoğrafı ben çeksem sanat olmuyor. Onun çektiği fotoğraf oluyor. Niye oluyor? Çünkü ben gelişigüzel görü algoritmamdan yani burada bunu görüyorum çekiyorum, orada onu görüyorum çekiyorum. Yüz bin fotoğraf çekersem, şimdi hem de dijital yani film masrafı falan da yok. Oradan 10 tane sanat fotoğrafı çıkartabilirim bu algoritma içerisinde ama bana kimse fotoğraf sanatçısı demez. Çünkü fotoğraf sanatçısı o kameraya kendi tinini objektif dediğimiz şeyin objektifliğini elinden alıp ona subjektivitesini aktarabilen kişidir. O zaman o sanat oluyor. Şimdi yapay zeka benim bu az önce sözünü ettiğim algoritma gibi ondan çok daha güçlü bir algoritması var. Sözlükleri yüklersiniz, oradan size bir şiir Şiirleri çıkartacak. Yüklüyorlar canım. Şiirleri yüklüyorlar. Şiirleri yüklersiniz. Kitapları yüklersiniz. Tabi, kitapları yüklersiniz. Oradan size çıkartacak. Ama oradan şöyle bir ip çeke, çektiğimiz zaman onu çözebiliriz. Onun arkasındaki tin hangi tin, hangi ruh? Yani maneviyat demiyorum. Maneviyatın başka bir anlamı var çünkü bizde. Yani şeyden gündelik her şey. Sanatsal şeyden... yaratının şeyini söylüyorsunuz tamam siz, evet, yani evet. ruhunu söylüyorsunuz. Ruhunu söylüyorum. Tin de ayrıca biliyorsunuz o Asya Türkçemizden tinlenmek yani soluklanmaktan geliyor. Spiritus karşılığı kullanıyoruz. Esprit. Nefeslenmek mi? Nefeslenmek, soluklanmak. Nefs, spirit, nefs bunların hepsi, olur, aynı. Aynı, aynı, şey. De, tin, tin de aynı. nefs Arapçası şey. işte tin hmm. yani tinlen ağacın altında şöyle bir tinlene bahadır tinlene bağdaş kurup da tinlene dursun gari. Neyse şimdi o, o Tin nerede orada? Ona bakacağız. Yani bir ruh, şimdi yapay zekanın ruhu yok ki. Tamam mı? Ha, size iki tane metin koysalar karşınıza. Hangisini yapay zekanın, hangisini işte Emily Dickinson'ın yazdığını bilmeseniz ve deseler ki bunu ayırt edebilir misin? Ee, eğer bir şiir okuruysanız, yani şiir okuru ya da şairseniz ayırt edersiniz. Yani tini görürsünüz. Tıpkı baktığınız zaman fotoğraf sanatçısı bu falanca fotoğraf sanatçısının söylemeyeceğiz size ama bu da iyi bir fotoğraf kimin olduğunu söyle bakın hangisi sanattır orada hemen bir fotoğrafçı gözü sanatkar gözü ya da fotoğraf izleyicisi gözü hemen ayırır. Yani bir karede olmasa bile birkaç kareyi yan yana yan koyduğunuz zaman, zaman ayırır. ayırır. Yani reprodüksiyon resimler var mesela değil mi? Yani asıl sanat resimle onun taklitlerini bakınca görüyorlar. Yani evet. bu işte bilmem Van Gogh resmidir diye bir, bir sahte resim bulunuyor bir yerlerde mesela falan filan. Hemen eksper baktığı zaman 5 dakika anlıyor bu imitasyon taklit ya. <laughs> Şimdi e, hocam e, vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Rica evvel. ederim. Sizin e, kitaplarınız e, bir kısmı bulunuyor bir kısmı bulunamıyor ama herhalde müjdeli bir haber var. Toplayacaksınız evet, bir yayın inşallah evinde. İnşallah işte ya, yakından ya, ya, hepsi çıkacak. Evet yakın zamanda sıralı olarak e, yeni baskılarını eee yayınlamaya Girişeceğiz Yani inşallah. ahlak, estetik ve şiir o e, piyasada yok. Yok piyasada. Evet, diğerleri var. Ede diğer edebi, söylem ve varoluş o bu, var bu ulaşılabiliyor. Bunlarda sizin konuştuğumuz mevzuların, mevzulara dair çok sayıda önemli evet. bir deneme var. Eee bunları hatırlatmış olalım. E, şiir kitaplarınız ve diğer e, yine sizin estetik evet. üzerine yazdığınız yeni baskıları. Yeni baskıları yakında çıkacak e, diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza evet. sağ Rica ederim ben teşekkür e, ederim. Sağ olun. Sağ olun. Divers Söyleşilerinin bu bölümünde şair, yazar Oktay Taftalı bizlerleydi. Yeni bölümlerde, yeni konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.